Selçuk'a teşekkür ediyoruz konuşmalarından dolayı. Konuşmasını yapmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi Nevşehir Milletvekilimiz Sayın Faruk Sarıaslan'ı kürsüye davet ediyorum. Cumhuriyet Gazetesi'nin Cumhuriyet ailesinin değerli temsilcileri, Selçuk ailesinin kızı, saygıdeğer belediye başkanları, değerli misafirler, Selçuk kardeşler, biri çizerek, diğeri yazarak, halktan yana kalemlerini kullanmışlar, demokrasiden yana kalemlerini kullanmışlar, özgürlükten yana kalemlerini kullanmışlar, Mustafa Kemal Atatürk'ün devrim çizgisinden hiç sapmamışlar. Ama üzülerek söylemek gerekir ki şimdi olduğu gibi dün de baskılar altında hiç yılmadan mücadelelerine devam etmişler. İşkence görmüşler, hapishanede yatmışlar. Kendileri Türk aydınlanma tarihine altın harflerle isimlerini yazdırmış iki tane aydınımız. Cumhuriyet Gazetesi bir zamanlar başkalarının eline bir an için geçse de siz saygıdeğer konuklar sizlerin sayesinde gerçek Mustafa Kemal Atatürk'ün çizgisine ulaştı. Sizlerin yazılarını severek, anlayarak ve anlatarak okumaya devam ediyoruz. Üzülerek söylüyorum ki şu anki iktidar Mustafa Kemal Atatürk'ün çizgisinden uzaklaşmış, tam tersine Mustafa Kemal'e ve devrimlerine ihanete başlamıştır. Mustafa Kemal'in sizi yönetenler gaflet, delalet ve hatta ihanet içinde olurlar sözü üzülerek söylüyorum ki gerçekleşmiştir. Hatırlarsınız FETÖ ile ilgili belki hatırlamayanlar vardır. Ben o yazısını meclisin kürsüsünde İçişleri Komisyonu'nda söyledim. Diyor ki yüce dinimizi kullanarak Fethullah terör örgütü Türkiye'nin ileride başına bela olacak. Maalesef çıktı. Ben bunu İçişleri Komisyonu'nda söylediğimde İçişleri Komisyonu'nun AKP üyesi çıktı. Vallahi haklı çıktı. Demek ki bizden daha akıllıymış dedi. Şimdi gözler baktığını görür, akıl geleceği görür. Eğer İlhan Selçuk abi gibilerin, Uğur Mumcu gibilerin, Turhan Selçuk gibilerin geleceğini gören akıllarından yararlanmasını bilseydi bu ülke, şimdi çok farklı bir ülkede olurdu. Her ikisi de nurlar içinde yatsın diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın vekilimize teşekkür ediyorum. Konuşmasını yapmak üzere Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Aykut Küçükkaya'yı kürsüye davet ediyorum. Cumhuriyet ailesi adına hepiniz hoş geldiniz. Aydınlanma bilgelerimiz İlhan Selçuk ve Turan Selçuk'u 11. ölüm yıl dönümlerinde büyük bir özlem ve anıyoruz. Herkesin söylediği gibi benden önceki konuşmacıların o İlhan Selçuk kalemiyle öngörüsüyle 2021'i bundan 15, 20 yıl, 30 yıl önce yazmaya başlamıştı. Ancak ülkeyi yönetenler, siyasi iktidar İlhan Selçuk'un uyarılarına hep kulak tıkadı. Fakat ülkemizin Türkiye Cumhuriyeti'nin, Atatürk'ün kurduğu laik demokratik cumhuriyetin şu anki hali ortada. Geçen sene burada İlhan abiye bir söz vermiştim. O sözü yerine getirmenin büyük bir mutluluğu içerisindeyim. Cumhuriyet muhabirleri, cumhuriyet yazarları hiç korkmadan, hiçbir kimseden korkmadan yazılarını yazıyor, haberlerini yapıyor, manşetlerini yapıyor ve Türkiye gündemini belirlemeye devam ediyor. İlhan abi hiç merak etme, Cumhuriyet emekçileri aynı şekilde, aynı kararlılıkla senin izinden devam edecek ve bir milim dahi sapmadan senin yolundan Cumhuriyet Gazetesi'ni yaşatmaya, çıkartmaya devam edecek. Hepinize sevgiler sunuyorum. Küçükkaya'ya teşekkür ediyoruz. Konuşmasını yapmak üzere Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Sayın Mustafa Balva'yı kürsüye davet ediyorum. Biz...
birkaç kelime konuş. Sevgili İlhan Selçuk, Turan Selçuk dostları, sevgili kardeşlerim, ben planda yoktu. Alev abimiz ve Aykut, sevgili Aykut Küçükay kardeşimiz zaten hani Alev abi konuşacak. Ama ben de birkaç cümle düşüncelerimi paylaşmak isterim. Aykut çok güzel ifade etti. Bizim İlhan Selçuk'a, Turan Selçuk'a sözümüz var. Cumhuriyet Gazetesi, Lelebet, Türkiye Cumhuriyeti'nin Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yolda mücadelesini sürdürecek. Biz bu mücadelemizi İlhan abinin de çok sık vurguladığı gibi halkımızın, okurların gücüyle sürdürüyoruz. Okurlarımız gazetenin gerçek sahibi. Sevgili yoldaş kardeşim, sevgili Sarı Aslan çok güzel ifade ettiler. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Gerçekten Cumhuriyet'in gerçek bir sahibi gibi konuştular, düşüncelerini paylaştılar. İlhan abi bize tam 12 rakamı yan yana yazmasını öğretti. 1789, 1917, 1923. Hem Türkiye Cumhuriyeti'nin köklerini hem evrensel değerleri birleştiren çok güçlü bir aydınlanmacıydı. İlhan abi Ankara'ya gelişlerinde özellikle 75 yaştan sonra hep şunu söylerdi. Balbay, iyi bir ölüm bulmak lazım. Sonra da dedi ki, en son hapse girmeden önce, Balbay ben buldum dedi. Hacı Bektaş'ta bundan sonra yaşamayı devam edeceğim dedi. Burada sonsuza dek aydınlatmaya, bizim rehberimiz olmaya devam edecek. Bu duygularla hepinize saygıyla selamlıyorum. Ve bugün gerçekten Cumhuriyet Gazetesi'nin bizim kendi aramızda söylediğimizi Alev abi de izin versin söyleyeceğim. Alev abinin, Alev Coşkun'un kaptanlığında diyeceğim. Yani onun gerçekten hem birikimiyle hem enerjisiyle gazeteyi geleceğe taşıyoruz ve sizlere söz veriyoruz. Cumhuriyet çok daha güçlü olacak. Çok daha Türkiye'nin, Mustafa Kemal Türkiye'sinin aydınlanması için mücadelesine devam edecek. Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın Vekilimize teşekkür ediyorum. Konuşmasını yapmak üzere Cumhuriyet Vakfı Genel Sekreteri Sayın Işık Kansu'yu kürsüye davet ediyorum. Sayın Belediye Başkanları, Sayın Milletvekili, değerli dostlar, Cumhuriyet okulları, hepimiz buradayız. Biraz önce Balbay'ın dediği gibi Cumhuriyet Gazetesi Alev abimizin önderliğinde, İlhan abimizin, Turan abimizin yol göstericiliğinde dimdik ayakta mücadelesini sürdürüyor. Halka ışık vermeye, topluma ve dünyayı aydınlatmaya devam ediyor. Bu sözümüzü Aykut dile getirdi. Bu sözümüz sözdür. Cumhuriyet Gazetesi sonsuza kadar yaşayacaktır. Buraya kadar geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunarım efendim. Işık Kansu'ya teşekkür ediyorum konuşmalarından dolayı. Konuşmasını yapmak üzere Cumhuriyet Vakfı Başkanı Sayın Alev Coşkun'u kürsüye davet ediyorum. Sayın belediye başkanlarım, sayın milletvekilim ve can dostlar, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Benden önce konuşan gerek başkanlar, gerek sayın milletvekilimiz, gerekse diğer arkadaşlarım zaten konuyu açıkça ifade ettiler. Şimdi Turan Selçuk ve İlhan Selçuk aslında Cumhuriyet'in ürünleri. Çünkü Cumhuriyet Atatürk, Büyük Atatürk'ün Cumhuriyeti ilan edişinden hemen sonra dünyaya geldiler ve aydınlanma devrimleriyle beraber Kuvay Milliyeci Baba, aydınlamacı annenin koruması altında geliştiler ve büyüdüler.
1942 yılında tahmin ediyorum 1942'de iki kardeş basın yoluna girdiler ve 41,5 mizah dergisini yayınlamaya başladılar. Daha sonra şu çıktı meydana. Turan Selçuk dünya ölçeğinde bir karikatürist oldu. Tartışmasız. Dünya ölçeğinde bir karikatürist. İlhan Selçuk yaşamı boyunca her gün penceresinden aydınlanmayı anlattı. Ben tabii bu günde sözlerimi uzatmak istemiyorum ama 1962'de Cumhuriyet Gazetesi'nde penceresini açtı. Dün akşam baktım o pencerede ne demiş? Çok güzel bir yazı. Birinci yazısı. Ben oradan bir paragraf okuyacağım. Her insanın penceresi kendisine benzer. Atatürkçülerin penceresindeki mimaride devrimcilerin çizgileri vardır. Atatürk devrimlerinin Türkiye'ye açtığı pencerede ne ahşap ev pencerelerindeki kafesler, ne saray pencerelerindeki ağır perdeler, ne konak pencerelerindeki panjurlar, ne tapınak pencerelerindeki vitraylar vardır. Atatürk'ün Türkiye'ye açtığı pencereden ışık düpedüz girer. Aklın ışığı. İşte değerli dostlarım, o her gün aklın ışığını penceresinden bize akıtıyordu. Onun en büyük silahı kalemiydi. Aydınlamacıydı. Devrimciydi. Solcuydu. Toplumcuydu. Anti-emperyalistti. Bağımsızlıkçı ve eşitlikçiydi. Eşitlikçiydi. Orhan Karaveli yazdığı kitabında kendi heykelini yapan adam diyor. Sevgili kardeşimiz Miyase İknur onu ölümsüzlüğe taşıdı. İlhan abi kitabını yazdı. İlhan abi bıkmadan, usanmadan Atatürk devrimlerini anlattı. Mustafa Kemal'i anlattı. Kuvayi Milliye'yi anlattı. Bıkmadan, usanmadan. Cumhuriyet gazetesini aydınlanmanın ileri bir karakolu, ileri bir kurumu olarak kabul ediyordu. Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhuriyet Gazetesi. Onları aynı terazinin kefesine koyuyordu. Cumhuriyet Gazetesi yaşayacak ve yaşamalıdır diyordu. 1992 yılından 92 Nisan ayından ölümünün gerçekleştiği, Hakk'a yürüdüğü güne kadar tam 20 yıl her gün beraber çalıştık. Onun isteğiyle şirketin 16 yıl yönetim kurulu başkanlığını yaptım. Vakfı kurduk. Vakfın başına Berin Nadi, zaten Berin Nadi kurdu vakfı. Daha sonra İlhan abi başkan oldu. Beni de başkan vekilliğine getirdi. Şimdi aydınlanma nedir değerli kardeşlerim? Aydınlanma insan aklının dünyaya ve günlük yaşamımıza egemen olmasıdır. Ama
aydınlanma tartışması bitmedi, devam ediyor. Benden önce konuşan çok değerli iki başkan ve milletvekilimiz, gurur duydum, onur duydum. Çünkü hem Cumhuriyet felsefesini hem bugünkü içinde bulunduğumuz koşulları ve sıkıntıları, baskıları çok iyi anlamışlar, özümsemişler, çıkış yolunda gösterdiler. Teşekkür ediyorum kendilerine. O da onun kavgasını sürdürdü. Sözlerimi uzattığımı sanmayın. Konuşmam lazım. Ama kesin fazla uzatmayacağım. Yine de çünkü onu her zaman anmıyoruz. İlhan Selçuk büyük bir yazardı. Ama aynı zamanda büyük bir Atatürkçüydü. Aynı zamanda büyük bir filozoftu. Aynı zamanda aydınlanmacıydı. Şimdi Atatürk'ü üç cümleyle anlatan İlhan Selçuk sanki değil, gerçek. Aslında Yunus Emre'den, aslında Hacı Bektaş'tan kök alıyordu, güç alıyordu. Bakın, iki kelime, iki cümle. Nasıl birbirine bağlıyoruz? Nasıl Yunus Emre'ye, nasıl Hacı Bektaş'a bağlanıyor? İki cümle. Diyor ki, Atatürk için, Atatürk'ün devrimleri için, aklın inançtan, bilimin dinden bağımsızlaşmasıdır. Eleştirel aklın öne çıkmasıdır. Yunus bunu demiyor muydu? Hacı Bektaş bunu demiyor muydu? Bakın, bir daha söylüyorum. Aklın inançtan, bilimin dinden bağımsızlaşması, eleştirel aklın öne çıkması. Şimdi sözü bağlamak istiyorum. İlhan abi son yıllarında şunu söylerdi hep. İlhan abi dönemi bitti. Cumhuriyet Vakfı'na sahip çıkın. Gazeteyi yaşatın. Şimdi açıkça söylemek lazım ki İlhan abi'den sonra bir sarsıntılı dönem geçirdik. Her gerçekleri şey yapma lüzum yok. Ama cumhuriyetçiler, cumhuriyetin emekçileri boş durmadılar. İlhan abinin, Turan abinin yolunda, Uğur Mumcu'nun yolunda ve onlar gibi aydınlamacıların yolunda ilerlediler. İşi bırakmadılar. Sahip çıktılar. Bugün Cumhuriyet Gazetesi tekrar İlhan Selçuk'un, Uğur Mumcu'ların eski günlerine dönmüş vaziyettedir. Bunu yapan Cumhuriyet'in içinde bulunan çalışan emekçilerdir. Emekçilerdir. O emekçilere yürekten teşekkür ediyorum. Ayrıca Cumhuriyet Gazetesi biraz önce Balbay yine Cumhuriyet'in yarattığı bir yazar. Ne dedi Balbay? Cumhuriyet'in gerçek sahibi okuyucularıdır dedi. Arkadaşlar bu gerçek. İşte 2019'da ve 2020'de iki defa bunu denemesi yaptık. Birinci deneme 2007 Eylül 2018'de vakıf yeniden geldi, göreve başladığı zaman
İmece dedik. İmece. İmece'ye halk katıldı, okuyucu katıldı. Arkasından bu baskıcı iktidar, bu İlhan Selçuk'a karşı olan, Cumhuriyet Gazetesi'ne karşı olan, aydınlanmaya karşı olan, ama başkanlarımızın dediği gibi başaramayacaklar. Başaramayacaklar. 1910'dan istediği 1923 olmayacak. Ama ne yaptılar? Cumhuriyet Gazetesi'ne cezalar verdiler. Yasaklar koydular. İlan cezaları verdiler. Ne oldu? Dayanışma oldu. Dayanışma. Dayanışmanın sonunda o kişisel verdiği hareket örgütlenmeye başladı. O örgütlenme onları korkuttu. Değerli dostlarım, bırakırsanız sabaha kadar konuşuruz. Ama siz zaten benim konuştuğumu daha iyisini biliyorsunuz. Onu içtenlikle biliyorsunuz. Onu özümsemiş bulunuyorsunuz. Ben İlhan abinin, Turan abinin ve onun gibi yine aydınların bulunduğu o mesela Şakir Keçeli değerli bir Bektaşi babası, çok yakınımdır. Çok yakınımdır. Kitabını yazdı, getirdi bana 15 sene önce, 20 sene önce. Getirdi, bunu dedi tanıtımını sen yapacaksın. E dedim, Şakir Bey, neden ben yapıyorum? Senin adın Alev dedi, herhalde bir şey var bu işte dedi. İyisi düşmüş dedi. Böyle bir şey yaptı. Şimdi Fikret Otyan burada. Turan Selçuk burada. İlhan Selçuk burada. Ben o bakımdan Hacı Bektaş halkına ve belediye başkanımıza, belediye başkanlarımıza, eski başkanım da burada, saygı duyduğum başkanım da burada. Her başkana, her ve Hacı Bektaş halkına, onları burada korudukları ve kucak açtıkları için teşekkür ediyorum. Can dostlarım, hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Sayın Ali Coşkun'a çok teşekkür ediyoruz konuşmalarından dolayı. Şimdi İlhan Selçuk ve Turan Selçuk kardeşlerin mezarına çiçek bırakma törenimiz var. Ona geçebiliriz isterseniz. Allah'a emanet olun. Götüreyim canım. Götüreyim canım. Önderimizi götüreyim.